Değerli izleyenler, memurlarımız ve memur emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren konuları da Emekli TV ailesi olarak ele alıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz ve memur emeklilerinin ve bir kısım memurların da bu sosyal şartlarının, almış oldukları maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili de gündemi sıcak tutmaya çalışıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi memurlara ödenecek olan ikramiye. Nedir bu ikramiye? Bildiğiniz üzere her dini bayram öncesinde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize bayram ikramiyesi ödeniyor. 1000 lira, 500 lira, 750 lira ve 250 lira olarak bazı emeklilerimize para dönüyor. Ancak e, özel bankalardan emekli olan vatandaşlarımıza ise maalesef bayram ikramiyesi ödenmiyor. İşte emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin çalışan memurlara ödenmesiyle ilgili de çok önemli bir gelişmeyi bugün sizlere aktaracağız. Bunun yanı sıra memurlarımıza ödenen aile yardım var biliyorsunuz 375 lira. Bu aile yardımının da arttırılması durumu söz konusu. Bunun yanı sıra 3600 ek gösterge bekleyen de Yüz binlerce vatandaşımız var. 3600 ek gösterge ne kadar bir artış sağlayacak, kimlere fayda sağlayacak bunların hepsini tek tek ele alacağız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, emekli polisler ve görevde olan polisler, öğretmenler ve emekli olan öğretmenler, hemşirelerimiz, yine aynı şekilde emekli olan hemşireler ile din görevlileri bildiğiniz üzere 3600 ek göstergeyi dört gözle bekliyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından biz bu işi halledeceğiz denilen konuyla ilgili en son gelişmeler neler? Emeklilerimize ve çalışan az önce saymış olduğum meslekte çalışan memurlarımıza ne kadarlık bir fark oluşacak? Bunu hemen sizlerle paylaşalım. Bakın eski maaş 25 yıl hizmet etmiş bir memurun az önceki mesleklerdeki memurların maaşı 2908 lira. 3600 ek gösterge yasası çıkması halinde 642 lira zam alacaklar ve emekli maaşları 3550 liraya yükselecek. Bir de biliyorsunuz ikramiye durumu söz konusu emekli ikramiyesi. Emekli ikramiyeleri de 93.206 liradan 113.775 liraya çıkacak. Yani 20.569 lira ikramiyelerinde bir artış olacak. 30 yıl hizmet etmiş bir memur 3101 lira emekli maaşı alırken yeni maaşı 3786 lira olacak. Yani 685 lira zam gelecek. Emekli ikramiyeleri de 111.847 liradan 136.529 liraya çıkacak. 24.682 lira emekli maaşlarının düzeltiyorum emekli ikramiyeleri artacak. 35 yıl hizmet eden bir memur 3296 lira olan emekli maaşı 4023 liraya çıkacak. 727 lira zam alacak. Emekli ikramiyesi de 130488 liradan 159285 liraya çıkacak. 28797 liralık bir artış olacak emekli ikramiyesinde. Şimdi bakın 3600 ek göstergesi ile ilgili artık ok yaydan çıkmıştır. Bunun geriye dönüşü yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili olarak verdiği sözü tutacağına olan inancımız tam. Ancak ne zaman olacak? Şimdi pek çok memur emekli olmak için 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını bekliyor. Az önce saydım. Emekli ikramiyeleri artacak. Emekli maaşları artacak. Bunun da anlamı şu. 3600 ek gösterge çıktığında ülkemizde yüz binlerce kişi emekli olacak, yeni kadrolar açılacak, işsizler için aynı zamanda bir iş ortamı oluşmuş olacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu sözü artık yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bekleyen yüz binlerce memur var. Bu memurlarımız artık yeter 3600 ek gösterge yasası çıksın diyorlar. Haklılar nitekim. Sayın Cumhurbaşkanımız bir an önce bu yasayı çıkarmalıdır. Biz de bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bir diğer önemli konumuz da aile yardım. Bakın saygıdeğer izleyicilerimiz düşük emekli ya da düzeltiyorum düşük memur maaşı alan vatandaşlarımız için aile yardımı çok büyük bir önem taşıyor. 375 lira da olsa vatandaşımızın hiç olmazsa iki tane faturasını ödemesine yardımcı oluyor diye örnek verebiliriz ya da çocuğunun okul açlığı oluyor. Şimdi bu 375 lira olan aile yardımının artık arttırılması minimum 600 lira olması gerekiyor. Çünkü ülkemiz şartları içerisinde ülkemizin bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor çarşıda pazarda yangın var. Her ne kadar bazı vatandaşlarımıza göre memurlarımızın almış olduğu ücretler daha iyi olsa da memurlarımızın pek çoğu büyük bir sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntının da bir an önce artık giderilmesi gerekiyor. Şimdi bakın değerli izleyenler şunu unutmamak gerekiyor. Ülkemizdeki bütün çalışanlar gerçekten ay sonunu çok zor getiriyor. Yüksek maaş alanları bir kenara koyuyorum. Ancak 5 bin liranın altında maaş olanların özellikle de kirada ya oturanların geçinebilmesi gerçekten çok ama çok zor. Şunu unutmamak gerekiyor. Adı ne olursa olsun vatandaşımıza, memurumuza, emeklimize yapacağımız ek ödemelerin çok büyük bir hayati önemi var. Umut ediyor ve bekliyoruz ki vatandaşlarımızın 600 liralık bu aile yardım isteği en kısa sürede özellikle de içinde bulunduğumuz 2020 yılı içerisinde artık yerine getirilmesi gerekiyor. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gereken adımı atacağına olan inancımız tam. Çünkü bakın bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülke için alın teri dökmüş olan her kim varsa bizim için gerçekten önemli iş yapmış demektir. Bu hangi meslekte olursa olsun. Şimdi bakın emeklilerimiz ne diyor? Biz düşük emekli maaşı alıyoruz diyor, değil mi? Haklılar, neden haklılar? Ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1500 lira. Bu parayla geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, çoluk çocuğunun evinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek gerçekten mümkün değil. Emekli maaşı ortalaması 1500 lira. Vatandaş 450-500 lira fatura ediyor Cebinde 1000 lira kalıyor. Çoğunun zaten kredi kartı borcu var, kredi borcu var. Adeta bankaların kucağında. Hal böyle olunca vatandaş şunu söylüyor. Benim insanca yaşayabileceğim bir maaşı lütfen bana ver diyor. İnsani bir istek. Şimdi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız iyi bilirler. Ne yapıyor devlet? Sosyal yardım veriyor. Özellikle emeklilere. Orada da emekli maaşları çok yüksek değil. Bunu biliyoruz. Ama hiç olmazsa kirasına yardım ediyor. Doktora gittiğinde doktor farkı adı altında ya da eczaneye gittiğinde ilaç farkı adı altında ek paralar vatandaşın cebinden almıyor şimdi zam yapıldı vatandaşa yüzde 5 yüzde 6 zam yapıldı 75 100 lira zam yapıldı Ondan sonra da vatandaşın yüzünün gülmesini bekliyoruz bu doğru değil vatandaş 100 lira 150 lira zamla hangi derdine derman bulacak soruyorum size 100 lira 150 lira nedir arkadaş bir çocuğun eline versen yüzüne atar o parayı Onun için vatandaşımızın insanca yaşayabilmesi için mutlak surette adı aile yardım olsun, eş yardım olsun, fatura yardım olsun ya da 3600 ek gösterge olsun ne olursa olsun mutlak surette artık vatandaşa, memura, işçiye, emeklimize ödenmesi gerekiyor. Artık için vatandaş çünkü geçinemiyor arkadaş. Geçinemiyor. Yok cebinde para yok. Ay sonunu getirmiyor. Böyle bir hayat sürdürülebilir bir hayat değil. Borcu olmayan yok. Bankadan kredi kullanmayan yok. Şunu söyleyebilir bazı vatandaşlarımız, bizi izleyenler. E o zaman bankadan kredi alma, kredi kartını kullanma. Kardeşim vatandaş keyiften mi bankaya borçlanıyor, kredi kartını kullanıyor, ek hesaptan para alıyor. Geçinemiyor, maaş etmiyor. Ne yapsın kardeşim vatandaş? Hangi kapıyı çalacak? Kime el açacak? Bankalarda bunu fırsat biliyor. Faiz üstüne faiz, kredi üstüne kredi veriyor. Vatandaşı büyük bir çıkmazın içerisine sokuyor. Zaten bankaya elini veren kolunu kaptırıyor. Şu anda vatandaş gövdesini kaptırmış halde. Borç batağının içerisinde kardeşim, emekli, işçi, memur hepsi perişan. Böyle bir hayat olmaz. Bunun için insanca yaşayabileceği bir maaşa kavuşmalıdır vatandaşımız. Hiç kimse emeklinin ne halini soruyor, ne de bu bataklığın içerisinde, borç bataklığının içerisinden çıkarmaya çalışıyor. Söze gelince biz emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz diyorlar. Tamam, güzel. E kardeşim gel 1500 lirayla sen geçin. Al emeklinin bu 1500 lirasıyla sen bir ayın sonunu getirmeye çalış. Ya arkadaş, vatandaş diyor ki ben öldüm, bittim diyor ya. 1500 lira maaşla. Hele hele 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın durumu gerçekten içler acısı. 1180 lira yeni zamla beraber Maaş alan vatandaşlarımız var. 1180 lira. Dul ve yetimler perişan vaziyette. İntibak, intibak diyoruz. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşlarının en az %40 artma, artması gerekiyor. Ama intibak yasasıyla ilgili ısrarla adım atmıyorlar. Milletin vekilleri, bak milletin vekilleri diyorum. Benim, senin, emeklinin vekili. 2000 yılından önce emekli olan bir vatandaşımız daha yüksek para alıyor. Aynı primi ödeyen 2000 yılından sonraki vatandaş daha düşük alıyor. Biri 2000 lira alıyorsa diğeri 1400 lira alıyor. Kardeşim bu 600 liralık farkın ortadan kaldırılması için yapılması gereken yasanın adı intibak yasası. Hele 2008'den sonra emekli olanlar yaşayan birer ölü. 1200 lira, 1300 lira, 1500 lira emekli maaşı. Arkadaş sen dalga mı geçiyorsun ya? Bu vatandaş kime el atsın kardeşim? Vatandaşını emekliyi dilenci yapmışız biz ya. Emeklimiz bankaların dilencisi olmuş. Bankaların esiri olmuş. İnanın bana emeklinin artık nefes alacak hali yok kardeşim. Öleceği güne kadar, mezara gireceği güne kadar banka kredi taksidi bilmem ne ödüyor kardeşim ya. Ayıp, yazık, günah kardeşim ya. Bu kadar vatandaşın da sırtına binilmez ki. Her yere para var, kaynak var. Emekliye para yok, kaynak yok kardeşim. Her yere para var. Yani arkadaş, bu emekli 25 yıl boyunca çalışmadı mı? Üretmedi mi? Bu ülke için alın teri dökmedi mi? Diyoruz ki emeklilerin çoğu çalışıyor. Bir kısmı sağlığı müsaade edenlerin mecbur niye çalışıyor? E çünkü 1500 lirayla geçinmesi mümkün değil ki. Sonra da diyorlar ki işsizlik var. Gençler iş bulamıyor. E kardeşim sen emekline adam gibi bir maaş ver. Kim çalışmak ister? Hangi emekli çalışmak ister kardeşim? Zaten 25-30 yıl boyunca çalışmış, bedeni yorulmuş. Çocuklarıyla, torunlarıyla, sevdiği insanlarla doğru düzgün bir şekilde yaşamak istiyor bu dönemde ama Çalışmaktan beli bükülmüş, geçim sıkıntısı var, geçim derdi, emekliyi bitirmiş kardeşim. Kusura bakmayın. Evet, geçim emeklinin belini bükmüş, hastaneye gidiyor, doktor farkı alıyorsun, eczaneden ilaç alıyor, ilaç farkı alıyorsun, kardeş, arkadaş, bu emekli artık bu zulümün içerisinden çıkartılmalı, bu borç batağının içerisinden çıkartılmalı. Hangi emekliye sorsam bankaya borcum var diyor. Ya arkadaş bu kadar vatandaş ızdırap içerisindeyken görmemek, duymamak inanın bak inanın ne vicdani, ne ahlaki, ne dediğini yapmayın etmeyin arkadaş. Olacak iş mi ya? Bu emekli inanın bana bu ülkede bugüne kadar bir gün olsun yüzünü güldürmedik ya. Gülmedi emeklinin yüzü. Ya 50 lira, 100 lira zamla, 200 lira zamla o emeklinin yüzü gülmez ki zaten. Nasıl gülecek? Olacak iş mi arkadaş? Biz emekliyi bankaların kucağına atmışız. Yani neyi konuşsak inanın bana emeklilerimizin durumu gerçekten içler acısı ya. Yapmayın etmeyin arkadaş. Yazık günah ya. Bu emekli de bu ülkenin vatandaşı değil mi ya? Arkadaş Suriyeli'ye kaynak var, emekliye yok. Müteahhite kaynak var, emekliye yok. Futbol kulüplerine kaynak var, emekliye yok. Ona kaynak var, bu emekliye yok. Ya arkadaş, dilimizde tüy bitti ya.